Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Düşmek ya da düşürülmek. Düşmek bir fiildir, eylem değildir. Yani isteyerek iradeyle yapılmış bir şey değildir. Giderken düşebilirsiniz. Ne olur? Nasıl düşersiniz? Ayağınız kayar. Ayağınız bir şeye takılır. Birden dizlerinizin dermanı kesilir. Bir rahatsızlığınız vardır. Bir şey olur düşersiniz. Ya da her şey çok güzeldir. Yol harikadır. Vücudunuz, bedeniniz, her şeyiniz sağlamdır. Hiçbir hastalığınız yoktur. Düşmüşsünüzdür. Hayır. Düşürülmüşsünüzdür. Birisi gelmiştir sizi mesela itmiştir. Ya da acayip bir fırtına gelmiştir sizi savurup almış düşürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde faizler düşmedi. Faizler düşürüldü. Kendi kendine düşen yani şöyle söyleyeyim olağan şartlarda düşülmesi gereken bir yerde düşen ayağı takılan, ayağı kayan bir fırtına da düşen birisinin düşmesi nasıl olağansa ve kimseyi suçlayamazsanız banka faizleri içinde aynı şey söz konusudur. Faizler ekonomiden etkilenerek kendi kendine düşerse para kendi kendine bollaşır, faizler düşerse yani insanlar tüketmekten vazgeçip bankalardaki gelirin cazibesine kapılırlar ve bütün tasarruflarını bankalara yatırırlarsa bu sefer bankalar ne yapar? O kadar çok gelen para karşısında faizleri düşürürler. Çünkü bu bir arz talep meselesidir. Bankalardan kredi talebi çok buna karşılık tasarruf mevduatı az ise bankalar tasarruf edilmesi için faizleri yükseltirler. Değil mi? Kural. Bunlar kural. Ama bankalar durup dururken pek çok kredileri geri dönmüyor iken tasarruf mevduatları, TL tasarruf mevduatları giderek düşüyor iken ve fakat buna karşılık insanlar tüketim yapabilmek ya da sanayici, tüccar işlerini, çarklarını döndürebilmek ya da geçmiş borçlarını en azından yenilemek için kredi peşinde koşuyor. Yani krediye talep var ve fakat buna karşılık bankalarda krediyi karşılayacakları bir karşılayacak mevduat yoksa ya da kaynak yoksa faizler yükselir. Değil mi? Normal şartlarda. Bizde düşüyor. <laughs> Hangi bankaların? Bir dakika. Hangi bankaların? Kamu bankaların. Özel bankaların değil. Kamu bankalarının faizleri düşüyor. Hayır düşmüyor. Kamu bankalarının faizleri emir komuta çerçevesinde düşürülüyor. Düş ey faiz diyor yönetenler, ekonomi yönetenler. Kamu bankalarının genel müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri. Kamu memuru, devlet memuru olduğu için, o siyasetçiler tarafından oraya atandıkları için Yusuf korkusundan, eyvah ekmeğimizden oluruz korkusundan, çoluk çocuğumuza ne götürür korkusundan, ayakkabı kutuların içini nasıl doldururuz korkusundan gelen emre uyuyorlar. Sonra görev zararı. Görev zararı dediğiniz ne? Bankaların siyasal iktidarın emriyle meydana gelen zararlarını halkın tüketirken ödediği vergilerden karşılaması demek. Artık bitti yol. Kamu bankaları bundan sonra kamu e, görev zararına falan filan işin içinden çıkamazlar. Kamu bankaları bu kadar ucuz faizli kredi vererek Batacaklar Kamu bankaları batacaklar Bu kadar basit E ne olacak batınca Mevduat sahiplerinin paraları Yok onlardan korkmayın Devlet bankası oldukları için devlet onlara ödeyecek Nasıl ödeyecek? E para basacak Karşı Kuzu Merkez Bankası Para basacak Mevduat sahiplerinin paralarını ödeyecek O bankaların kapılarına kilit vurulacak Biz neler gördük şimdiye kadar Türkiye kamu bankaları çöplüğüdür Kamu bankaları mezarlığıdır yahut da. Ölmüş gitmiş, gömülmeden sağa sola atılmış bir sürü kamu bankası vardır Türkiye'de. E bunlar da atılır gider. E, ah liberal demokrat sosyalist biri olarak adeta çırpınıyorum şu bankaları özelleştirin. Şu kamu bankalarını özelleştirin. Yazık oluyor. 3-5 medya patronuna, 3-5 hırsız müteahhide kredi altında avanta veriliyor. Gariban köylülere hiçbir şey yok. Gariban esnafa bir şey yok. Ondan sonra müteahhitlere veriliyor. Müteahhitler kurtarılıyor. Batak yandaş şirketler kurtarılıyor. Halkın cebinden, halkın cebinden. Bunu bir özel bankaya yaptırabilir mi iktidarlar? Yaptırabilirler mi? İmkan var mı? Hangi özel banka patronu bunu kabul eder? Bakın nitekim faizler emir komutayla düşürülüyor. Düşmüyor, düşürülüyor. Milli özel bankalar yani yerli özel bankalar ve küresel özel bankalar onlara yabancı sermaye deniyor biliyorsunuz ben deniyorum benim memleketime gelmiş benim memleketimde hizmet veriyor para veriyor para alıyor ise vergi ödüyorsa onlar yabancı falan değil küresel bankalardır onlar kamu bankalarının girdikleri risklere girmiyorlar girerler mi deli mi bunlar zaten sıkıntıda şu anda. Peki özel bankalar batar mı? Batmaz. Şu anda benim bildiğim kadarıyla, benim bile bildiğim kadarıyla, benim aldığım istihbarat kadarıyla, sağlam istihbarat kadarıyla batmakta olan ya da batacak olan özel banka yok. Küresel bankalar batacak konumda olsa bile ana merkezleri izin vermezler çünkü dünyaya rezil olurlar. Yani o bakımdan özel bankalarda parası olanlar da kamu bankalarında da parası olanlar da korkmasınlar. Kim korksun? Vatandaş korksun. Kamu bankalarından kredi almayan, kamu bankalarına borcu olmayan, kamu bankalarından alacağı olmayan. Yani kamu bankalarının kapısından içeri girmeye ihtiyaçları olmana, olmayan 75 belki, 70 belki. Ama en az 70 milyon yurttaş, hay pardon korksun. Ne, onlar neden korksun? E onlar çünkü o kamu bankaların zararlarını köprü vergisi olarak ödeyecekler. Sigaraya vergi olarak ödeyecekler. Ne bileyim işte yani ulaşım vergisine, ulaşıma getirilen vergiden ödeyecekler. Petrole gelen zamdan ödeyecekler. Doğalgaza, elektriğe gelen zamdan ödeyecekler. Yine o 65-70 milyon orta direk ödeyecek o zamları da Türkiye'de. Canlarım öyle bir sistem ki, ekonomik sistemimiz ki, bütün sistem olduğu gibi zenginlerin sadece ve sadece çok zenginlerin işine yarıyor. Fakir, fukara ve orta direk alenen sürünüyor. Kimin umurunda? Ha fakir fukara zaten memnun. Fakir fukaranın yüzde sekseni çok dindar. Onlar yönetenlerin alınları secde gördüğü için onlar hallerinden memnun. Çünkü onlar bu dünyada çile çekmeye geldiler. Öyle tanrı kaderlerini sen fakir olacaksın ey Abuziddin diye yazdı. Sen en az 20 çocuk yapacaksın. Çocuklarının rızkını ben veririm korkma diyecek. Sonra çocuklar sokaklarda sürünecek. Abüziddin'in umurunda değil. Abuzittin gidecek yine kendisini süründürene ama cennet vaat eden, cennetin belgelerini veren partiye oy verecek Abuzittinler. Ama o Abuzittinler olduğu sürece de Abuzittin olmayanlar acı çekecek. E ne yapalım? Az kaldı. O da geçecek. Abuzittinler de artık yollarını tamamlıyorlar merak etmeyin. Arkadan gelenler süper. Canlarım benim. İki avcı ormanda av peşinde yürürlerken avcılardan biri aniden yere düşüyor. Diğeri hemen eğiliyor arkadaşın üzerine, nabzına bakıyor. Kulağını kalbine koyuyor, şah damarını bir parmak atıyor. Nefes almıyor. Hemen cep telefonunu çıkarıyor, acil yardım arıyor. Arkadaşım öldü diyor. Karşıdaki ses bir dakika telaş yapmayın diyor. Acele etmeyin size yardımcı olacağız. Önce diyor arkadaşınızın ölüp ölmediğinden emin olmalı istiyor. Kısa bir sessizlik, bir silah sesi ve telefondaki avcı tekrar konuşuyor. Tamam, şimdi bundan sonra ne yapacağımı söyler misiniz? <laughs> kamu bankaları battı, nefes almıyor. Ama ülkeyi yönetenler, kamu bankasını yönetenlere soruyor. Bir dakika durun, emin misiniz öldüklerinden? Herhalde şimdi emin olacaklar. Ne zaman? işte bu faiz düşümünden ve düşen faizler, düşen faizler üzerinden yıllık yüzde on iki bile olmayan faizlerle kredi vererek inşaat müteahhitlerini kurtarma sevdasıyla kamu bankaları artık ödünden tamamen emin olabileceğiz. Korkmayın canlarım benim, korkmayın güzellerim. Tabii ki mizah, kara mizah. Evet canlarım. Ne yazık ki kamu bankaları çok uzun olmayan bir süreçte batacaklar ve eskiden olduğu gibi kamu bankaları mezarlığına öyle kuyuları bile mezarları bile kazılmadan toprak üstüne atılacaklar. Tabelalar, tabelalar. Memleket kriz içinde boğuluyor. Memlekette bir taraftan CHP'li belediyeler israf önlemeye çalışıyor. Tasarruf yapıyorlar. Belediye başkanları gün geçmiyor ki ne kadar tasarruf ettiklerini anlatıyorlar. Daha önceden AKP yönetimlerinde ve MHP yönetimlerinde yapılan soygunlardan nasıl kurtulunduğunu, ne kadar milyon TL, ne kadar milyar TL tasarruf ettiklerini ve israfı önlediklerini anlatıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Almanya'ya dört tane olağanüstü pahalı S600 Maybach Mercedes otomobil ısmarlıyor. Evet. Vallahi. Yok şaka yapmıyorum vallahi. Niye iftira atayım? Böyle bir huyum zaten yok. Haber aynen de böyle. Ayranımız yok içmeye tabi biliyorum. Ama yok abi biz memişhaneye tatravanla gitmeliyiz. Öyle. Huyumuz kurusun. Yazık oluyor. Ya yazık oluyor hakikaten ya. Balık baştan kokuyor abi. Hani Madame Sironuş gitmiş balıkçıya. Balığı kuyruğundan kokluyormuş. Sormuş balıkçı. Hop demiş madama ne yapıyorsun öyle? Balık demiş baştan kokar. Ha balık baştan kokar biliyorum biliyorum da bakıyorum kuyruğa kadar gelmiş midir? Bizim balık kuyruğa kadar geldi kokusu. Kuyruktan koklamak lazım. Ya böyle şey olmaz ya. Ya bu, 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 bu israfla Türkiye bir yerlere varamaz ya. Hani çok sevdiğim hükümdar bir köylünün bir tek yumurtasını çalarsa hükümdarın yanında çalışanlar o köylünün kümesini paramparça ederler. Ne kadar tavuk horoz varsa hepsini çalıp giderler. Ya böyle şey olmaz. Ya böyle olmamalı. Peki medyamız nerede? İşte birkaç gazete. Birkaç gazete. Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün, Evrensel. Başka? Başka. Türkiye'nin soyulduğuna ilişkin hiçbir haberi hiçbir yerde okuyamazsınız. Yazık. Ne yazık ki böyle canlarım benim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bayburt'ta konuştu. Biliyorsunuz Bayburt Türkiye'mizin en vatansever erkeklerinin ve kadınlarının yaşadığı bir şehirdir. Çok Müslümandırlar. Vatanlarını, milletlerini çok severler. Evet öyledir Bayburt'umuz. O nedenle de böyle yani CHP gibi falan <laughs> Atatürkçü partilere oy vermezler. Modern partilerden hoşlanmaz var. Devlet Bahçeli de gitti orada konuştu. Evet. Ne dedi biliyor musunuz? <laughs> hey. Sandalyesi kırılanlar. Sanırsınız ki sandalyeyi Ekrem İmamoğlu kırdı. Ya şu Bahçeli acayip bir tip ya. Neyse sandalyesi kırılanlardan giderek bunların dedi nereye gittikleri belli değil. Çok tehlikeli bunlar. Neden? Yeni kapıda israfı sergiledi ya İmamoğlu. İsrafı sergilediği için. Ya o devlet bey be. Ya Allah'ın varsa, kitabın varsa, dinin varsa, imanın varsa, vicdanın varsa yapma ya. Ya müsriflere karşı çıkacağına, müsrifleri tenkit edeceğine, israf edenlerin önüne geçen, tasarruf etmeye çalışanlara öfkeleniyorsun sen yahu. Allah Allah. Hani fıkradaki gibi geçen gün anlatmıştım. Genç kız gelin geldiği evde bakire olmadığı anlaşılınca herkesi çok kızdırıyor tabii ki. Bir gün üst katın merdivenlerden aşağı inerken kayınpederi kafasını kaldırıp sesleniyor. Kızım nereye böyle diyor gelinine. Bakire gelmeye <laughs> geline. Babacım diyor kuyumcuya gidiyorum. Küpe alacağım da kulaklarımı deldireceğim. Yoktu bende küpe deliği diyor. Ah be kızım diyor. Sen de diyor ne ters bir kızmışsın böyle diyor. Kocanın evinde deldireceğini babanın evinde deldirmişsin. Babanın evinde deldireceğini kocanın evinde deldiriyorsun. Devlet Bahçeli müsrifi azarlayacağına israf edenleri azarlayacağını, israf edenlerin israflarını ortadan kaldırmaya çalışıp tasarruf edenleri azarlıyor. Ah ne cins adamsın be devlet bey. Ne cins adamsın sen ya. <laughs> Allah Allah. Hay Allah Allah ya. Vallahi değil mi canlarım benim? Ali Babacan'ın Karar Gazetesi'ne verdiği söyleşi Yıldıray Oğur ve Ahmet Taşkitaren'le yaptığı söyleşide Üstü buna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ben tabii işim gereği bunları okuyorum, takip ediyorum, takip etmek zorundayım. Ben üstü bu beğendim. Bir defa sakin. Düşmanlaştırma yok. Partisini, partisini, hizmet verdiği partiyi ya da kendisine, ülkesine hizmet etme fırsatı veren partisini aşağılamıyor da. Partisinde problemi yok. Hatta Cumhurbaşkanı ile ilgili de hiç böyle kötü bir laf söylemedi. İlke bazında eleştiriyor, ilke bazında. Yani demokrasiden uzaklaştığını, AKP'nin adalet duygusundan uzaklaştığını, ekonomiyi çok kötü yönettiğini bunları söylerken de asla hamaset ve heyecan yapmıyor. Ammana devlet yönetirken heyecan ve hamaset çok tehlikelidir. Nerede heyecanlı bir lider gördünüz? Hamaset yapıyor. Amman canlarım benim. Amman uzak durun bu dönemler o dönemlerdi. evvelden giderler hamaset yaparlardı, heyecanlı olurlardı. Neden? Çünkü gençleri bilhassa gençleri ve toplumu düşman olma potansiyeli olan ülkelere karşı sürekli dik tutmaları gerekiyordu. Onları her an savaşa çağırabilirlerdi. Artık yok böyle bir şey. Ülkeler arası, devletler arası savaşlar yok artık. İnsanlar gidip de meydan savaşları yapmayacaklar. Zaten meydan savaşları değil savaşlar kalmadı. Savaşlar havadan Biliyorsunuz uçaklarla şehirler üzerinde yapılıyor. Hatta daha da kötüsü hastanelere, fabrikalara, havaalanlarına, köprülere, yollara falan füzeler atılıyor, bombalar atılıyor. Berbat. Tabii artık yok inşallah. Türkiye'nin böyle bir korkusu yok. Bu nedenle ben Ekrem İmamoğlu'nu, Ali Babacan'ı ve Selahattin Demirtaş'ı geleceğin lideri olarak tanımlıyorum. Ali Babacan hiç hamaset yapmıyor. Konuşmalarını okudum. Hiçbir yerinde halkı gaza getirme, heyecana getirme yok. Risk ancak akıllı ve kabul edilebilir riskleri alacağını gösteriyor. Harika. Türkiye'yi risk almaktan korkmam diyen aptalca kararlar bu noktaya getirdi. Bakınız dünyanın en aptal şeyi aslında, en aptal şeyi akıldan yoksun risk almaktır. Yani buna kabul edilebilir risk almak demektir. Aslında iktisatta, ekon ticarette öyle kurallar vardır bazı kurallar. Mesela denir ki en büyük risk hiç risk almamaktır. Ama oradaki o risk kabul edilebilir, anlaşılabilir bir risktir. Yani köprünün üstüne çıkıp aşağı atlamak, ben aşağı atlarsam olağanüstü büyük şeyler başaracağım deyip bin metreye çakılmak, risk almak değil ölümü atlamaktır. Türkiye Suriye konusunda risk aldı. Alınabilir risk değildi. Kaybetti. Türkiye S-400 konusunda da risk aldı. Alınabilir risk değildi. Şu anda biliyorsunuz 2,5 milyar dolar verdik. Daha Nisan'a kadar bekleyeceğiz. Nisan'da da göreceksiniz ki biz o füzeleri kurmayacağız. O kadar iddialıyım. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Eğer gerçekten tehlike altındaysak kuralım o zaman. Niye kurmuyoruz? Niçin füzeleri gelmiyor? Rusya'da bir sürü binlerce füze başlıyor var. Göndersinler bize de 70-80-100 tane en azından. Hayır. Olmaz. Göndermezler. Göndermezler değil biz istemeyiz. İsterse gelirse ve kurarsak Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan haberi olacak. NATO'nun haberi olacak. Alın size bir tane daha daha kötü bir risk. Canlarım o nedenle Ali Babacan'ın Karar Gazetesi'nde yazarlarla yaptığı görüşmedeki tavrını çok beğendim. Bu tavır, bu tarz artık Türk siyasetinin değil sadece dünya siyasetinin geleceğini tayin edecektir. Sakin, öfkesiz, hamasetsiz, heyecansız, heyecansız, hey, aman 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 aman. Heyecan telaş demektir. Telaş panik demektir, panik felaket demektir. Türkiye'nin başına bakınız ben Ali Babacan, Abdullah Gül tarzı siyaseti Abdullah Gül ve Ali Babacan'ı değil. <laughs> Yanlış anlamayın. Tarzı siyaseti. Bu çok önemli. Daima tutmuşumdur. Bunlar sakin siyasetlerdir. Öfkesiz, heyecansız, hamasetsiz, telaşsız, paniksiz, çok düşünerek ve hiç risk almadan yapılan siyasetlerdir. Ülkeleri daima geleceğe doğru bir yoldan taşır. Öfkeli, heyecanlı, Risk, sürekli risk altında abaset yapan, herkese gaz veren siyasetçi, siyasetçi değil, sokak serserisidir. Hiç kusura bakmayın, kabadayılar öyle yaparlar. Kabadayılar sürekli yanlarındaki o aptallara, zavallı, cahil insanlara, bilek gücüyle hayatlarını kazananlara sürekli gaz verirler. Verirler gazı, verirler gazı. Türkiye'de de insanlara, halkın yarısından çoğuna verdiler gazı, verdiler gazı. Bakın ne hale geldik. Bakın ne hale geldik. Hiç iyi bir hal değil bu hal canlarım benim. Geçecek tabi. Elbette geçecek. İnşallah geçecek. Ekim'den sonra çok umutluyum. Konuşmamı dinlediysen sabah konuşmamı. Ekim'den sonra çok umutluyum. Bunu yeni söylemiyorum. Zaten orada bundan 9 ay önce yayınlanan bir konuşmamdan da bir dakikalık kadar. Bir... Arkadaşlardan birisi Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na 3 gol attığını anlatıyor. Hayır. Yanlış. <laughs> Arkadaş kim? Ahmet Hakan. Cumhurbaşkanının gönlünü almak için İmamoğlu'na attığı golleri aslında Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı İmamoğlu'na <laughs> attığı 3 golü sayarken Cumhurbaşkanının kendi kalesinde attığı 3 golü yazıyor. Ya da İmamoğlu topa vuruyor, Cumhurbaşkanı o golleri kendi kalesine atıyor. Öyle diyelim yahut. Neden? Nasıl? Mesela Ahmet Hakan'a göre Cumhurbaşkanı İmamoğlu'nun tek başına randevu talebini kabul etmedi. İmamoğlu da diğer 30 belediye başkanıyla beraber davete kabul ederek bir bakıma yani nasıl söyleyeyim yani tükür bir şey değil tabii Tükürdün yalamak değil bu hiç ilgisi yok bence de. Ahmet Hakan'a göre öyle. Hayır. Birinci gol bu diyor Ahmet Hakan. Hayır Ahmet. Hayır. İmamoğlu 21. yüzyılın birinci çeyreğinde bir devlet adamının davranması gerektiği gibi davrandı. Yani kibir yapmadı. Yani kompleks yapmadı. Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. Birebir görüşürse giderim. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Onu davet eden ya da etmeyen de bu ülkenin Cumhurbaşkanı. İmamoğlu'nun arkasında 5 milyon oy varsa Cumhurbaşkanı'nın arkasında 26 milyon oy var. Bırakalım şimdi Bırak bunlar Ahmet Hakan. Ha, set yapma insanları gaza getirme. Hem Cumhurbaşkanı'nı gaza getiriyorsun. Hem İmamoğlu'nun sevenlerini aşağılıyorsun, incitiyorsun. Yapma Ahmet. Yapma kardeşim. Bunlar yanlış. Bana göre yanlış. Benim penceremden baktığımda ben bu tarzı doğru bulmuyorum. Neymiş? İmamoğlu da 30 belediye başkanından biri olduğunu göstermişmiş. Ne yapmalı İmamoğlu? 29 belediye başkanı bir tarafa, ben İstanbul belediye başkanı bir tarafa mı demeliydi? Arkadaşlar siz gidin ben gelmiyorum. O kim ya? Ya da siz kimsiniz ya? Siz de belediye başkanı mısınız ya? 3-5 milyonluk şehirleri yönetiyorsunuz. Ben 16 milyonluk şehri yönetiyorum. Ben gelmiyorum. Ben büyüğüm mü demeliydi Ahmet? Yakışır mıydı? Öyle yapsaydı Ahmet ilk eleştiri senden gelirdi. Ah Ahmet ah. Ah Ahmet ah. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık gibisin. Yani insanları insanları birilerine yaranabilmek için aşağılamaktan acayip keyif alıyorsun Ahmet. Bana sorarsan yapma be Ahmet. Yapma. Yani İmamoğlu'nu tebrik etmen gerekirdi bence bu konuda. Neden? Kibir yapmadığı için. Büyüklük taslamadığı için. Komplekse kapılmadığı için. Yani İmamoğlu çok gol attı. Hatta Cumhurbaşkanı'nın kendi kendi Sarayında, kendi sarayında, Türkiye'nin en büyükşehirinin belediye başkanının altına kırık sandalye, çürük sandalye, bakınız, bir buçuk milyar, ne bir buçuk, altı yüz üç buçuk milyar liralık sarayda, üç buçuk milyar liralık sarayda, bir sandalye, çürük o sandalye de İstanbul Belediye Başkanı'nın altına veriliyor ise ve o sandalye kırıldığında israf ettin diyen taraf, bakın, İsraf ettin diyen Cumhurbaşkanı ise o Cumhurbaşkanı'na verilen cevap tarihe geçmiştir. Ne dedi İmamoğlu? Biz dedi altımızdan çekilen sandalyelere ikinci defasında çok daha sağlam otururuz. Tarihe geçti. Öteki cevap değil, öteki espri falan değil. Ötekisi hayır, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı espri değil, hiçbir şey değil. Ya çürük sandalyeyi veren sizsiniz, beyefendi. İsraf yapan da sizsiniz. Ya da sizin adamlarınız israf ediyor. İmamoğlu israf etmiyor ki. Aksine o çürük sandalyeyi oraya verme çok ayıp. Neyse yani sevgili Ahmet Hakan'ın İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı'nın 3 gol attığı iddiası absürt bir iddiadır. Gariptir. E komiktir diyelim. Peki tamam. Çünkü mizah, mizahta belirli bir zeka ölçüsü olması lazım. Peki komiktir. Doğru. Hakikaten komiktir. Canlarım benim. Ya bir fıkra anlatayım size. Ülkenin durumuyla AKP'liler. AKP'li bir milletvekili adayı fıkra tabi, Seçim zamanı arkadaşlarıyla beraber, teşkilatlarla beraber seçim çalışması yapıyor. Hummalı bir seçim seçim çalışması ve nutuk attığı bir anda Öyle heyecanla kendinden geçmiş hamaset yaptığı bir anda. Rakiplerine dinci, bunlar FETÖ'cü, bunlar terörist dediği bir anda bir cenaze geçiyor. Hemen AKP'li milletvekili adayı huşu içinde ayağa dikiliyor. Elini sağ kalbin üzerine koyuyor. Başını böyle önünü duruyor. Gözleri kapalı. Öylece bekliyor. Birkaç dakika bekliyor. Cenaze uzaklaşıyor. Herhalde cenazenin gözden kaybolduğunu anlayınca düzeltiyor kendisini. Tam konuşmaya başlayacak yanındaki teşkilat başkanlarından ya da teşkilat görevlilerinden biri Sayın milletvekilim ne kadar saygılısınız, ne kadar iyi bir insansınız, nasıl da heyecan, huşu ve saygıyla eğildiniz bir cenazenin karşısında diyor. AKP'li milletvekili ve milletvekili adayı cevap veriyor. Tabutun içindeki mevta 35 senelik karım olur. Ya ne yapmalıydım? <laughs> Canlarım benim. Ekonominin cenazesi geçiyor. Akere ekonominin cenazesi geçiyor. AKP'liler 17 senelik ekonomimiz olurlar kendileri. Saygılıyız diyorlar. Bak o kadar ama. Yine işlerine devam. Yine yapmaya devam. Anladınız siz onu. Duygusallığa devam yani. Duygusallığa devam. Duygusallık, duygusallık. Tamamen duygusallık. Ya ne hale geldi memleket ya. Güzelim memleket ne hale geldi. Canlarım benim, güzellerim benim ya. Evet. Dış borçları yönetme genel müdürlüğü kuruldu biliyor musunuz? Dış borçları yönetme genel müdürlüğü. <laughs> Kapitülasyon diyebilirsiniz. Ama yanlış anlarlar. Düğünü umumiye diye, diyelim mi? Yok demeyelim. O daha da yanlış anlaşılır. Abi ne güzel isim be. Dış borçları yönetme genel müdürlüğü. Ha iç borçları da yönetecekler. İki hanımefendi karşılaşmışlar yolda. Uzun zamandır görüşmüyorlarmış. Biri sormuş. Ya senin geçen sene işe gelen bir kızın vardı. Ne yapıyor? Aa çok iyi, çok iyi. Çok çalışıyor, çok güzel. Hayatından çok memnun. Ona çok iş veriyor patronu. Çünkü onu çok seviyor. Bir ara bütün geceler boyu hep mesai yaptı. Daha sonra patronu o kadar çok sevdi ki onu cumartesi pazarları bile mesai yaptırdı ve çok bol bol maaş verdi, para verdi. Sonra baktı patronu olacak gibi değil. İstanbul'un dışına gitti her seyahatte kızımızı da yanına aldı, götürdü. Yine baktı olmuyor, kızımıza bir de ev tuttu. Ay yani çok güzel, çok rahat, çok güzel. Ya senin kızın ne yapıyor diye sordu. Bir iki cevap vardı. Vallahi benim kızım da senin kızın gibi orospu oldu ama ben senin kadar güzel anlatamıyorum. <laughs> yani dış borçları yönetme genel müdürlüğü. İsim harika. Abi ne iş yapacak abi? Ne iş yapacak? Ben söyleyeyim. Yeni dış borç bulup mevcut dış borçları ödeyecek. Düyunu umumiye. Nasıl ödeyecek? E onu da alacaklarla beraber oturup konuşacak yetkili genel müdür. E tabii. Düğünü umumiye hoş geldin. Hoş geldin duyunu umumiye hoş geldin. Ne anasını etsem de yıkasam ayacıklarını. Nasıl da önüne güzel sofracıklar kursam. <laughs> Biraz Nazım Hikmet var oldu mu? Tabii onun gibi olabilir mi? İmkansız. Canlarım benim. Güzel ülkemizde hayat devam ediyor. E bizim de cuma... Canlarım benim. Burada bitti sabah yarın sabah pazar sabahı saat 10'da şarkılarla türkülerle eğlenmek üzere. Evet, yarın pazar. Memduh Bayraktaroğlu azar. Uydu mu? Uydu be. <laughs> Güzellerim benim. Keyfinizden sakın asla vazgeçmeyin. Moralinizi sakın hiçbir şeye bozmayın. Dünya yansa hasırınız yanmayacaktır. Emin olun. Ve her şey çok güzel olacak hepinizi gözlerinizden yapıyorum Hoşçakalın canlarım Hoşçakalın.